Merhaba, hoş geldiniz Halim Bey. Nasılsınız? Merhabalar Zeynep, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Öncelikle gününüz nasıl geçti? Biraz koşturmacalıydı bugün. O Aa. yüzden biraz yorgun görünüyorsam kusura bakmayın ama elim sizi Yok. görünce tabii ki o enerji de yerine geri geldi hemen. Aynı şekilde biz de öğrenciler olarak finallere çalışıyoruz. Kolay Bizim de gelsin. yorucu. Yani inşallah kolay gelir. Bütlere kalmadan hallederiz umarım. İnşallah. Ha, büt var mı artık? Bizim zamanımızda Yok. bütleri bir yere kaldırmışlardı çünkü. Yani çok da yaşlı sayılmayız ama hani kalkmış doğrudan kalınıyordu. Bizde eğer kaldırılırsa biz yapamayız yani. Ondan sonra bizde kaldırılmaması lazım. Yok, hala devam ediyor şükür. Ama işte Ne güzel. vizeler azaltıldı. Bir vize, bir final şeklinde. Ama halledeceğiz onu. Harika. İnşallah güzel, keyifli geçsin finaller. Umarım. Nasıl keyifli olur bilemiyorum ama hani notu keyifli olsun en azından. Evet, notu keyifli olsun. Aynen öyle. Biz de yavaştan başlayalım isterseniz. Tabii Arkadaşlarım da ki. yavaş yavaş gelmeye başlarlar. Tabii ki. Sahneport, Türkiye'nin ilk dijital sanat merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Birazcık bize siz de Sahneport'tan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi ortağım Eda da şu an şeyde canlı yayını izliyor. Onunla Evet. beraber 2021'in yani 20'nin sonlarına doğru bir telefon görüşmesi yaptık. Dedik böyle bir şey yapabilir miyiz? Birlikte bu şey yolculuğa çıkabilir miyiz diye. Bütün fikir oradan başladı ve evrildi. Dediğin gibi Türkiye'nin gerçek anlamıyla ilk dijital kültür sanat merkezini kurduk. Yani bir fiziki bir kültür sanat merkezi ne yapabiliyorsa biz her şeyi olduğu gibi dijitale taşıdık. Burada da izlediğimiz belli başlı yöntemler var. Üç tane aslında yöntemimiz var. Birincisi VOD dediğimiz yani video on demand yöntemiyle 7/24 içeriklerin izlenebilmesi. İkincisi live stream dediğimiz canlı yayınlarla bir konserin, tiyatro oyunu veya bir sanat etkinliğinin yayınlanması. Üçüncüsü de hibrit dediğimiz yöntem yani içeride seyirci varken canlı yayının yapılması ki bu hibrit yöntem artık sanat dünyasının da hatta bu pandemiyle beraber gelişen koşullarla bütün dünyanın da artık uygulamaya başladığı bir yöntem. Biz sadece yani elde hazır olan şeyleri inovatif bir bakış açısıyla dijitale uyarladık ve kültür sanat için uyarladık. Süper gerçekten. Dijital sanatı ve aslında kültür sanat konularına birazcık daha sonra geleceğim. Hani böyle Tabii ki. dışarıdan bir bilgi almak için. Eda Hanım'la beraber kurdunuz eliniz. Evet, ben de gördüm araştırdığımda. İki ortak beraber kurdunuz. Ekibiniz Evet. kaç kişilik toplamda ya da genç Şu olarak an nasıl? ekibimiz dev iki kişilik kadrodan oluşuyor. Yani sabit olanlar biziz. Biz de çok yaşlı sayılmayız. Biz de genç sayılırız. O yüzden ekibimiz %100 genç diyebiliriz. Ama tabii ki yani yavaş yavaş zaman içerisinde yaptığımız işlerin büyümesiyle, gelişmesiyle beraber biz de ekibimizi arttırmayı düşünüyoruz ve bununla ilgili planlamalar yapıyoruz. Özellikle de şimdi hazır öğrenci baksana ile birlikteyken de bunu duyurmak hoş olur. Yaz aylarında veya önümüzdeki Eylül ayından itibaren başlatmayı planladığımız bir staj programımız da olacak. Bu staj programımız özellikle tabii ki bilişim yani IT sektörü üzerinden öncelikle başlayacak. Arkasından da kültür sanatla ilgili yapılabilecek olan organizasyonel konularda veya prodüksiyonel konularda işbirliği yapabileceğimiz, yani burayı bir atölye gibi kullanabilecekleri programlar yaratmayı planlıyoruz. Bu süper. Hatta biz de bunu kendi sayfamıza da yayınlayalım kesinlikle. Harika Ben olur, de çok seviniriz. fazlasıyla başvuru olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten ilk kez yapılan bir şey ve eşi şu anda yok Türkiye'de ve bence de rağbet gösterir arkadaşlarımız diye düşünüyorum. Bir de Her zaman Sahneport kapımız bütün gençlere açık. Bizim gibi ya genç olanlara açık. sizin gibi merkezler keşke hep olsa. Gençler açık olsalar keşke. Sahneport'ta en çok öne çıkan alan hangisi? Yani çünkü işte tiyatrolar var, konserler var. En çok tercih edilen Açıkçası hangisi? konserler ve tiyatro diyebiliriz. Yani müzik ve tiyatro ön planda gidiyor. Sinema filmlerimiz de var. Yani şöyle düşünün, gerçekten bir fiziki kültür sanat merkezine gittiğinizde konser de izleyebiliyorsunuz, tiyatro da izleyebiliyorsunuz, bir seminere de katılabiliyorsunuz. Her şeyi buraya entegre ettiğimiz için haliyle bir kültür sanat merkezinin de en çok zaten ayak çeken ve izlenir olan şeyleri de konser veya tiyatro olduğu için burada da aslına bakarsan aynı oranları yakalamış durumdayız. Peki bu fikir hep var mıydı yoksa 2020'nin sonunda pandemiden beri başlayan bir fikir miydi? Çok güzel bir yere değindin. Bu fikir aslında ilginç bir şey. Ben 2014'te almışım bu domaini. Almışım ve kenara koymuşum. O zamanlar yapmayı planladığım şey Sahneport'u aslında bir IMDb gibi bir data sitesi halinde şey yapmak. Yani geçmişten başlayıp günümüze kadar olan bütün etkinliklerin, Türkiye'de yapılan etkinliklerin bir künyesinin olacağı, resimlerinin olacağı, şimdi tiyatrolar.com'un yaptığı gibi bir şeydi.
Onlar benden bu şeyi düşünürken bir ay sonra bir baktım siteleri aktif olmuş. Yani insanlar tabii ki aynı anda farklı yerlerde aynı şeyleri düşünebiliyorlar. O yüzden de onlara hatta destek maili attım. Sizle ben de destek olabileceğim bir şey varsa, elimden gelen bir şey varsa yapmak isterim diye. Sonra da bu Sahneport'u bir kenara koydum. Ve 2020'de işte pandemiyle de yüzleşince aslında Türkiye kültür sanatı bir pandemide dijitalle tanışmak zorunda kaldı. Bunun Avrupa'daki veya Batı'daki örneklerine bakarsak 1940'ların, 50'lerin kayıtları var. Bu kayıtlar şu an BroadwayHD.com, işte Kello.com, Marquee TV gibi yerlerde hem biletli hem de aylık üyelik bazında satışa sunulmuş içerikler. Yani girdiğiniz zaman 1950'lerdeki bir Elvis Presley konserini bile izleyebiliyorsunuz. Biz ne yazık ki bunu 80'lerde biraz başlatmışız. İşte Deve Kuşu Kabare'nin oyunlarının çekilmesi, Ferhangi Şeyler, Zeki Metin'in yaptığı işler, ustalarımızın. Onlarla bu iş başlamış ama nedense sonra durmuş. Popüler kültür biraz daha ön plana gelmeye başlamış. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani izleyicilerden 90'larda bir Türk popunun patladığı dönem vardır. O Türk popunun patlamasıyla ve o popülerleşmeyle beraber aslında kültür sanat biraz daha farklı bir yola evrilmiş ve bu işten para kazanamadığını düşünen ama aslında para kazanılan bir sektör olmamıza rağmen buralardan çekilmişler. Yani açıkçası meydanı boş bırakmışlar, terk etmişler. Ondan sonra biz pandemiyle tekrardan burada yüzleşince tiyatrolar kapalı, işte konser verilemiyor, tiyatro oynanamıyor, biz ne izleyeceğiz derken bu başlayan girişim bizim de tabii ki fitilimizi ateşleyen şey oldu. Ama bizim de hedefimiz gerçekten yurt dışındaki örnekleri gibi bu işin kalıcı olmak. Bir de üstüne biraz daha katman ekleyerek çok farklı bir içi, yani tam bir kültür sanat merkezi gibi çalışmak. Evet, ben de onu diyecektim. Pandemiden başlayan bir şey aslında. Bu pandemi dönemindeyken faaliyete geçmişsiniz ve pandemide biliyorsunuz ki her yer dijitalleşme evet. Çok fazlasıyla yaygınlaştı ve bu sanat dünyasında da oldu. Birazcık da aslında onu soracaktım. Dijital sanat hakkında konuşmak istiyordum birazcık da sizinle. Sizce bu nereye gidecek? İlerisi, öngörüleriniz neler? Çünkü siz de aslında bir oyuncusunuz, tiyatro temellisiniz. Birazcık da aslında kendinizden de bahsederek buradan ilerleyelim. Tabii ki. Bu sizce nereye doğru gidecek ve bu konu hakkındaki öngörüleriniz neler? Bu artık hayatımızın bir parçası. Bu hiçbir yere gitmeyecek. Dijitalleşme dediğimiz şey tiyatroda da olsun, konserde de olsun, başka kültür sanat alanlarında da olsun, sanal müzeler mesela, bunlar artık hiçbir yere gitmeyecek. Herkes bir şekilde şu an oturduğu yerden Londra'daki, Amerika'daki veya işte Çin'deki herhangi bir müzeye erişip veya bir kültür sanat eserine erişip izleyebilme lüksüne sahip. Bizim de zaten kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi olan kendi Türkiye'de üretilen sanatı yurt dışına ihraç edebilmek. Yani aslında bir bacasız endüstriyi yaratabilmek adına taşın altına elimizi koyduğumuz bir süreç bu. Ve bu dijitalleşme insanları birbirine daha çok yaklaştıran, aslında hani soğuk gibi görünüyor ama daha çok yaklaştıran ve aynı zamanda da bu işin pastasının büyümesini sağlayacak bir şey. Yani Türkiye'de bir oyunu, çok çok iyi bir oyunu, 2500 kişilik Türkiye'de belki saysanız 2-3 tane yer vardır, salon vardır. Bu salonlarda her gün oynasanız bile toplamda erişebileceğiniz şey belli. Kişi sayısı belli. Şimdi bunu 2500'ün limitini kaldırdığımız bir dünya yarattığımızda kültür sanat için, Amerika'dan birisi de gelip izleyebilir, altyazı destekleri veriyoruz. Orada altyazı seçeneğiyle izlenebilir veya herhangi bir yerden internetin olması yeterli ve erişebilir hale geliyor. O yüzden de bu dijitalleşmenin ben artık hayatımızdan çıkmayacağını çok net görüyorum. Çünkü bunu da biraz evrimsel olarak şöyle bakalım. Cat müzikali dünyanın en çok oynanan, Phantom of the Opera. Ama ben Cats'ten özellikle gideceğim. En çok oynanan 10 oyunundan bir tanesi, müzikalinden bir tanesi dünya çapında. Cats 1980'de premier yaptığında hemen akabinde 90'ların başında müzik CD'sini çıkarıyor. Arkasından VHS veya Betamax dediğimiz eski teknoloji oyunun kaydını çıkarıyor, videosunu çıkartıyor. Zaman içerisinde bunu DVD'ye çeviriyor ve şimdi de dijital platformlardan izleyebiliyorsunuz. Cats müzikali ne seyirci kaybetti, ne özelliğini yitirdi, ne başka bir şey oldu. Cats hala bizim için Cats. Ve bizim de artık kendi kültür sanatımızda, bu ülkenin kültür sanatında bunları yaratmamız, yakalamamız lazım. Gerçekten
Kesinlikle size katılıyorum. Ben tabii sizin dediğiniz o zamanlar çok fazla yetişemiyorum. Ben daha 2000'li kuşaktayım, daha Z kuşağındayım. Ama gerçekten hani sayfanızı vesaire inceliyoruz zaten biz her zaman marka işbirlikleri vesaire oldukça da. Ve hani evet bunu izleyeyim, evet İlelebet varmış mesela işte Atatürk'ün hikayesi. Evet bunu da aslında izlesem mi, bir baksam mı vesaire dedim. Çok fazlasıyla da var. Buradan tekrardan arkadaşlarımıza da söylemiş olalım. Hani gerçekten Burada çünkü tabii sizin bir ayrıcalığınız var. Ondan da bahset istersen. Sahne evet. Portre Öğrenci Baksana işbirliğimiz Evet, konusunda burada öğrenci bak. aldıkları Ben ona birazcık biletlerde. sonra gelecektim hani Öyle mi? işte Peki o bakın zaman burada sürpriz. bir soru işareti, yıldız koyalım, devam edelim. Evet. Gerçekten hani özellikle bizim için hani gençler için biz çoğunlukla aslında bahane buluyoruz işte tiyatroya gitmemek için, konsere gitmemek için. Hani konser bir nebze de işte tiyatro sıkıcı geliyor işte vakit ayıramıyoruz falan. Ama hani belli bir yerden sonra artık o zevki almaya başladıkça sizi kapsıyor ve aa diyorsunuz evet tiyatro daha zevkli gelmeye başlıyor belli bir yerden sonra dizilerden daha çok. Ve hele ki böyle dijital bir ortamda işte açıp hemen bilgisayarda hemen parayı gönderip işte alıp hemen izlemek, hemen cevabını almak yani hemen hizmet ödeyip hizmeti geri almak bu bence muhteşem bir şey oluyor. Aslında birazcık da bunun işleyiş sürecinden de bahsedebiliriz. Yani işte nasıl ben Tabii ki. siteye gidip alabiliyorum tiyatro biletimi, nasıl yapabiliyorum gibilerini. Burada zaten bizim az önce tam da senin bahsettiğin gibi kullanıcı dostu bir deneyim tasarlamayı planladık en başından itibaren. Hatta bu yüzden açılışımız bile gecikti. Altyapımızı doğru kurmak istedik. Bununla ilgili testleri doğru bir şekilde uygulamak istedik. Burada en önemli şey gerçekten siteye girdiğinizde etkinlikler arasında şu an aktif 42'nin üzerinde etkinlik olması lazım. Bu etkinliklerin herhangi birisinde ücretli olan da var, ücretsiz olan da. Ücretli olanlarda beğendiğiniz anda bilet al izleye tıklayıp arkasından formu doldurup ki burada hiçbir kişisel veri faturalaşma haricinde kullanılmıyor. Zaten isim soy isim, TC kimlik numarası ve e-posta. O da e-posta da size faturayı yollayabilmek için kullanılıyor. Kredi kartı bilgisi saklamıyoruz. Onu da başka bir altyapıyla, EasyCo altyapısıyla ödeme gerçekleşiyor. Ve anında 48 saatlik bir limitle lisans hakkı veriyoruz. 48 saat içinde satın aldığınız etkinliği izleyebiliyorsunuz. İster hemen izleyin, ister sabah alın, akşam eve gittiğinizde izleyin. Ama 48 saatlik süre içinde izleyin. Yoksa bilet yanıyor. Gerçekten 48 saat içerisinde izleyin. En başta bunu söyleyelim tekrardan. Notumuz olsun. Ama gerçekten hani zaten insanlar artık bunu kullanmaya başladılar yavaş yavaş. Bunu da görüyoruz. Dijitalleşme artık yaygınlaştı. Yani bu kalıcı dediğiniz gibi aslında gitmiyor bir yere. Bizimle birlikte kalacak ve bizimle birlikte yaşayacak. Biz de Yani aslında buna çok pardon araya gireceğim. Şunu lütfen. kabul etmek gibi bir şey. Yani zamanda matbaa çıktığı zaman matbaa makineleri bir direnmişler, şey yapmışlar. Ha, evet. Kitap basmak mı? Şimdi nereden nereye geldik? E-book denen bir kavram var hayatımızda. Bir şeyler değişiyor, gelişiyor, evriliyor. Her şey insanlık yararına kullanıldığı sürece de hepimizi mutlu edecek gelişmeler oluyor. Dijitalleşmede kültür sanat için kesinlikle böyle bir şey. Evet. Hele ki dijitalleşmenin yanı sıra sizin işte kurduğunuz mesela sahne portun arkasında bu işi bilen insanların olması ve müşterinin ne istediğini bilen, işte izleyicinin ne yapmak istediğini bilen ve buna göre hareket eden insanların olması da çok çok önemli. Ben de hazır Eda Hanım yok maalesef ki ama hem onu da siz de anlatabilirsiniz. Birazcık da sizin Tabii ki. geçmişinizden, sizin donanımlarınızdan, sizin hayatınızdan bahsedebilir miyiz biraz da? Tabii ki. Ben önce Eda'dan başlayayım. Bu arada canlı yayını izliyor Eda da. Eda kültür sanat pazarlama alanında Türkiye'deki belki sayılı isimlerden bir tanesi. Biz onunla 2018 senesinde tanıştık. Unique İstanbul'un kültür ve sanat pazarlama direktörüydü. Orayı gerçekten kafasında baretle işte o inşaat zamanından girip Unique İstanbul yapan insanlardan bir tanesi. O zaman bir proje için çalışıyorduk Unique'le beraber. Orada tanıştık. Arkasından bu iş arkadaşlığımız dostluğa dönüştü ve en sonunda da tekrar dostluğumuzla beraber bir iş planı ortaya koyduk ve ortak olduk. Kendisi bu konuda gerçekten az önce dediğim gibi Türkiye'nin sayılı isimlerinden bir tanesi. Bana gelirsek de ben hani hep yaş maş konuştuk ama 81 doğumluyum. Tam Aa, şu an genç misiniz? 40 yaşındayım. Diyorum genciz. Biz genç bir Sahneport genç lütfen. 96 senesinden itibaren amatör olarak tiyatroyla uğraşmaya başladım. Orada elimi verdim ve kolumu kaptırdım diyebiliriz. 96 senesinden beri sahnedeyim bir şekilde. O sahne tozu yutmanın hani derler ya o yutuldum bir defa geri dönüşü olmaz diye hakikaten geri dönüşü olmayan bir yol. Arkasından profesyonelleşmek adına bunun okulunda 950 oyunculuk bölümünde okudum. Yüksek lisansımı tamamladım. İstanbul'a geldim. İstanbul'da da tabii ki her oyuncunun yapmak zorunda olduğu dizi sektörüyle bu işe başladım. Çünkü
öncelikle ayakta kalıp geçinmeniz gerekiyor ki arkasından diğer hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Burada dizi sektöründe 2013'e kadar çok aktif bir şekilde arka arkaya neredeyse her sene bir dizi olacak şekilde bir işler yaptım. Sonrasında da ağırlığımı tekrardan asıl mesleğimin öğretilerini aldığım tiyatroya döndüm. Orada da 2011'den 2019'a kadar, pandemi öncesine kadar yani aktif olarak tiyatroyla uğraştım. Tiyatronun her alanında aslına bakarsan da uğraştım. Hani o sadece oyuncu olmak da yetmiyor. Biliyorsunuz artık devir aynı anda kola farklı bilezikleri ve hatta en fazla bileziği takma zamanı. Seslendirmesinden tutun yapımcılığına, yönetmenliğine, oyunculuğuna her türlü konuda tiyatroda yapılabilecek her şeyi yaptım diyebiliriz bu kadar süre içerisinde. Gerçekten çok donanımlı. Bence bir 81'li doğumluya göre bence çok güzel bir donanım olduğunu söylemek Teşekkürler, gerekir. sağ olun. Çok dolu gerçekten. 81'liler de o kadar kötü değildir canım şimdi. Biz tabii bize şey geliyor, fazla geliyor hani 80'li mi falan. 80'li falan oluyoruz ama aslında hepimiz gençsiniz yani hiç o konuda bir Tabii şey tabii. değil. En Hepimiz azından genç. çağı yakalayabilen insan gençtir. Bence Hem siz öyle hem de ruhumuz çağı genç. yakalamışsınız. Evet, ruhunuz genç. Tiyatro insanı gençleştiriyor değil mi? Doğru, kesinlikle. Çünkü aslına bakarsan dediğin şey doğru. Çünkü yani ustalarımızı görüyoruz. 70 yaş üzerinde hala sahnedeler. Dimdik duruyorlar, ayakları yere sağlam basıyor. Bunun tek bir nedeni var. Gerçekten sahnede seyirciyle kurulan o iletişimi doğru aktarabilmek için öncelikle bir oyuncunun vücuduna ve bedenine çok iyi bakması lazım. Ruhunu doyurması lazım. Az önce dediğim gibi o bilezikler sadece iş olarak değil, yarın öbür gün işime yarayabilir bir karakteri canlandırırken diye düşünüp birazcık böyle arsızca davranıp bilgiye erişmesi gerekiyor. O yüzden de o bilgiye erişme insanı her zaman da genç tutuyor. Evet, gerçekten çok doğru. Peki şeyi soracaktım mesela siz senle bu arada kurduğunuz işte tiyatrocu arkadaşlarınıza söylediniz. İşte çalışan, arka plandaki çalışan arkadaşlarınıza söylediniz. Onların tepkileri neler oldu sizlere? Ya da eleştiren var mıydı? Ya işte nasıl olacak o işte seyirciye geçirebilecek miyiz duyguyu ki falan diyenler oldu mu? Nasıldı Yani bu tepki? şöyle söyleyeyim, hani sadece Türkiye için geçerlidir. Dünyanın her yerinde bir işle ilgili ön plana çıkmaya çalıştığınızda veya bir iş yapmaya çalıştığınızda abi olmaz o iş diye başlayan mutlaka bir güruh var. O iş öyle olmaz veya o işi yapamazsınız, satmaz, etmez, ilerlemez gibi şeylerle mutlaka karşılaştık. Hala da karşılaşıyoruz. Çünkü insanların gerçekten kemikleşmiş bazı fikirlerini kırmak onlara bu fikri satmaktan daha zor. O yüzden bu kemikleşmiş yapılara karşılaştığımız anda biz çok akıllı bir tavırla hemen rotamızı değiştirip birlikte yol alabileceğimiz insanlara enerjimizi harcamaya başladık. Çünkü gerçekten öteki türlü enerjinizi sadece bir yere ikna etmekle uğraşıp kaybedebiliyorsunuz. Hatta hevesiniz bile kırılabiliyor. Bu da hani naçizane benden bütün dinleyen genç arkadaşlarıma tavsiye verecek yaşa geldim bilmiyorum ama tavsiyedir. Öyle diyelim. Akran tavsiyesi diyelim. Akran tavsiyesi, Akran aynen öyle. tavsiyesi. Tabii ki dediğim gibi zorluklarla mücadele ederken bizle beraber fikri çok beğenen, yani son zamanlarda duyduğu en iyi fikirlerden biri olduğunu söyleyen insanlarla da karşılaştık ve zaten biz o insanlarla birlikte yola çıktık ve devam ettik. Gerçekten çok doğru söylediniz. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Başardıktan sonra da şey diyenler oluyor. İşte çok hızlı yükseldi kesin bir şey olacak. Kesin Evet. batacaklar. O zaten bizim genlerimizde var. Çok güldük, aman başımıza bir şey gelmesin. Şey, evet. O kadar çok oluyor ki yani girişimde de yani ben en başından beri yere almadım mesela öğrenci baksana ne sonradan girdim ama benim arkadaşlarım da çok fazla yani anlam veremeyenler oluyor ama belli bir yerden sonra görünce deyip böyle yandan yandan yanaşmaya gelenler de oluyor. Diyorum en başında yanında yoksunuz şimdi hiç olmayın. Moda Yok yok, giriyorsun. onları da alın. Onları da alın. Şey Evet. yapmayın. Biz Çünkü bir onlar yerden sonra gibiyiz. Biz hoşgörülüyüz. Bu iş büyüyecek ve gelişecek. Öğrenci baksana da sahne portta veya X girişimi de o gelişme sürecinde onun da mutlaka bir katkısı payı olacaktır. Başta belki karşı çıkıyordu ama sonradan belki daha farklı bir katkı sunabilir. Evet. Düşüncesini değiştirenlere her zaman Evet. kapımız açık. Biz onlar gibi değiliz. Hoşgörünüz. İkinci kısmı geçecek olursak şey soracaktım. Tabii. Büyük markalarla işbirlikleriniz var mı? Öğrenci baksana dışında. Bizim dışımızda. Başka markalarla da işbirliklerimiz oluyor. Mesela Garanti Bankası ile neredeyse yaz konserlerinde işbirliğimiz oldu. Evet onu Siteye soracaktım. reklam. Ne tarz işbirlikleri düzenliyorsunuz? Nelerle? Konserlerde sponsorluk desteği olarak genelde veya barter desteğiyle ilerliyoruz. Mesela Zuhal Müzik de sağ olsun bize bütün imkanlarını hani bir maddi karşılıkla değil şeyle veya bir para konusu geçmeden arada stüdyosunu kullanmamıza izin veriyor. Bir konser olacağı zaman onlarla danışıp
birlikte ilerleyebileceğimiz bir yol arkadaşımız var. Joy FM medya sponsorumuz. Onlarla beraber başladığımızdan beri çalışıyoruz. Arkasından yani o hatta kurumsal sosyal sorumluluk kısmına da girdik. Bir marka bizden bilet satın aldı, kendi isminin açıklanmasını istemedi. Biz de Toplum Gönüllüleri Vakfı ile bir işbirliği yaparak oradan o biletleri üniversite öğrencilerine dağıtmıştık ücretsiz olarak. Bu hatta ilk yaptığımız kurumsal sosyal sorumluluk projesiydi. Onun dışında da Documentaries gibi bir İstanbul Belgesel Günleri'ni düzenleyen ekiple yol arkadaşlığımız var. Yani bütün markalar aslında kültür sanatla iç içe olanlarla bir şekilde yolumuz ya bugün ya yarın mutlaka kesişecek. Süpermiş. Özellikle TOGA yani Toplum Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanması harika bir şey aslında. Diğer sorumuz da bununla alakalı. Öğrencilerle alakalı neler iş yapıyorsunuz diye soracaktım. Çünkü biliyorsunuz ki işte kültür sanat kısmında ülkede bazı işte kısıtlamalar da oluyor. Düzenlemeyen evet, çok fazlasıyla problemler var. Gençlerle alakalı da bizim ulaşmamız da artık çok fazla zorlanıyor. Hazır belediye yine bunlarla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor şu an en azından İstanbul için söyleyebilirim. Ama yine de yeterli tabii ki de olamıyor maalesef ki. Çünkü gençlik çok fazla, genç popülasyonu fazla. Siz de öğrencilerle alakalı neler yapıyorsunuz? Ya da ulaşmak istediğiniz kitleye nasıl ulaşabiliyorsunuz? Yani şu an zaten normal şartlarda bir tiyatro bileti almak, yani şu an bir bilet 100 liranın üzerine gelmeye başladı. İki kişili, iki arkadaş bir yere oyun izlemeye gittiğinizde zaten öğrenci bileti dahi alsanız 200 lira bilete gidiyor. Orada yemek yiyorsunuz, yol paranız şudur budur, bir bakıyorsunuz o gece 500 lira cebinizden para çıkmış. Şimdi biz zaten dijitaldeki avantajlardan bir tanesi bütün bu tarz faktörleri aslında elimine ederek evde izleyebildiğin çok makul fiyatlı işleri sunuyoruz. Yani siteyi kullananlara ve öğrencilere. Öğrenci bileti farkı şu an için yok ama ilerleyen zamanlarda bunu da getirmeyi planlıyoruz. Çünkü zaten şu an yani bir normal tiyatro biletinin neredeyse yarısı fiyatına bizde bir şeyler alınıp izlenebiliyor. Ama tabii burada benim gene TOG'la yaptığımız toplantılarda bizle paylaştıkları bir sunum vardı. Ekim 2021'de yapılmış. Yani aslında eski gibi duruyor. Bir seneyi bulmuş gibi duruyor ama düşün daha o zaman döviz bu kur krizi yaşanmamıştı. Enflasyon böyle yükselmemişti. Kiralar bir anda hayatımız artmamıştı. Güzeldi o zamanlar. Evet, zamlar üst üste gelmemişti ve orada yapılan şeyde ne yazık ki bu geçinme derdiyle ilgili hatırlıyorsan bu geçinemiyoruz, barınamıyoruz, yurt eksikliği gibi şey üzerinden yola çıktılar ve orada kültür sanatla ilgili sorular da sormuşlar. Açıkçası içimiz parçalandı. Çünkü gerçekten para ayıramayan bir kitle var. Özellikle hani biz belki İstanbul'da daha şanslı insanlar olabiliriz, daha farklı koşullarda yaşıyor olabiliriz ama genel bir Anadolu projeksiyonu çizdiğimizde şöyle önümde şey de açık şu an. Kültür sanatta %50'si düşünün sadece 50 lira bile ayıramıyor kültür sanata. Araştırmaya katılan öğrencilerin sadece %8'i 100 liradan fazla ayırabiliyor. Ve ağırlıklı kısımda 50 ile 100 lira arasında %15, 50 TL veya daha az %27 hiç ayıramayan %50. Yani bu gerçekten aslında baktığınızda gençleri kültür sanatla aslında eğitim sadece okulda olmaz, kültür sanatla olur. Kendi yapılan devletin veya ülkenin yaptığı işlerle, sanatsal işlerle gelişir insan. Bunları takip edebilecek bir bütçeleri yok. Aynı şekilde dergi, kitap veya online kültür sanat içeriklerine sadece yani gençlerin %18'i 100 liradan fazla harcayabiliyormuş ve %31'i bunlar online olmasına rağmen %31'i gene bir şey yapamıyor. Yani biz de bu noktalarda işte TOG'la beraber yaptığımız bu çalışmalarda işte ücretsiz biletler veya ücretsiz demek de aslında yanlış bir şey. Çünkü kültür sanat ücretsiz bir şey değildir. Bu sadece bir hani destek olma adına yapılabilecek işte öğrenci baksana ile yaptığımız işbirliği gibi. Bu tarz desteklerin aslında peşinden gitmemiz gerekiyor. Bu tabloyu da daha fazla iç karartmak istemiyorum. İstersen bu kısmı hani aklımızın bir kenarında tutalım ama rakamları artık aktarmayayım. Dediğiniz gibi ya bu tabloları ve rakamları unutmamamız gerekiyor en başta. Hani evet gerçekten işler parçalıyor ama unutmamalıyız. Her zaman bir aklımızın köşesinde olmalı. Çünkü çok fazlasıyla var aslında ayıramayan. Dediğiniz gibi biz yine birazcık daha şanslı taraftayız. Hani işte İstanbul'dayız. Büyük şehirdekiler daha şanslı diyebilirim. Ama küçük şehirde yaşayan arkadaşlarımız için, üniversiteyi orada okuyan işte lise okuyan öğrenci arkadaşlarımız için bu daha kötü bir hal alıyor. Özellikle burada da bence dijital sahneler daha
ön plana çıkıyor. Çünkü işte daha çabuk ulaşabiliyorsunuz. Bir eksiği aslında kapatıyor. Çok güzel bir eksiği kapatıyor. Türkiye'nin bir eksiğini kapatıyor aslında. Küçük bir alan, küçük bir kitle de değil. Türkiye'nin bir aslında yapılan bir araştırma sonucundaki çıkan bir eksiğini kapatıyor. Bu bence gerçekten çok güzel bir şey. Biz de öğrenci baksanıza çıkarken aslında bu tablolar üzerinden de çıktık. Hani çünkü öğrenciler alamıyorlar. Hani almak istiyorlar. İstekleri var ama yapamıyorlar. Evet. Yani Yani güçleri yok bunu yapabilecek. öğle yemeğini ayıracak 20 lira bulamadıktan sonra bir insan sosyal bir aktiviteye nasıl para ayırabiliyor ki? Yani ne yazık ki acı gerçekler. Maalesef. Çok gerçekten yani. O yüzden biz de işte TOG gibi, siz gibi, biz gibi birçok girişimde buna destek olmalı öğrenciler. Dediğiniz gibi aslında ücretsiz değil, destek aslında bu. Onları daha çok teşvik edici, daha çok onları hayata bağlayıcı şeyler olmalı. Kesinlikle. O yüzden Kesinlikle. aslında buradan da güzel bir yere bağlayalım daha fazla Evet, üzülmeden. evet, evet. Daha Karanlık fazla tabloyu acımadan. biraz daha dağıtalım ve daha olumlu, güzel gelecek günler için bakalım neler Evet. yapabiliyoruz, onlardan bahsedelim. Hatta öğrenci baksanalı öğrenci arkadaşlarımız için Sahneport'tan %25 indirimimiz de var bizim. Eğer Evet. gelip siz de bizden kod alırsanız Sahneport'ta artık konserlerimizi, tiyatrolarımızı indirimli olarak izleyebilirsiniz. Umarım ki öğrenci fiyatı çıkınca da yine bizim indirimimiz devam eder. Değil mi Halim Bey? İnşallah. Tabii ki. Seve İnşallah. seve. Yani inşallah dediğim hani şey devam etsin anlamında. Ha, evet, Tabii ki okey. devam Olur. etsin. Süper olur. Çünkü öğrenciler için ne kadar indirim olursa onlar için o kadar çok destek oluyor ve o kadar çok diğer ihtiyaçlarına da vakit ayırabiliyorlar. Bence bu çok güzel bir şey. Ben canlı yayına geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür Evet ederim. evet. Bence Ben teşekkür ederim. gerçekten evet, bence çok yararlı oldu çünkü bir anlamı oldu bence canlı yayının. Çünkü bazı böyle anlamsız yayınlar oluyor. Onlar hiç iyi olmuyor. Biz zaten öyle şeyler yapmıyoruz. Ama gerçekten bu çok çok güzel oldu. Ben yine sizin son sözlerinizi alayım tekrardan. Sonrasında da kapatalım yavaştan. Öncelikle gerçekten bütün Öğrenci Baksana ekibine ve bu işbirliğine başlatan Onur'a çok çok teşekkürler. Çünkü Onur bana ulaştı ve bu şekilde iş ilerlemeye başladı. Sizin de bu girişimci ruhunuz hiçbir zaman yıkılmasın, yıkmalarına izin vermeyin. Güzel günleri hep birlikte kucaklayalım ve sanat dolu günler geçirelim isterim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eda Hanım'a da buradan selamlar yolluyoruz. Tekrardan tüm dev Selam kişilik, dev iki Eda. kişilik ekibe de selam yolluyoruz tekrardan. Ben Dev yavaştan genç iki kişilik yani genç dev ve iki genç kişilik, iki genç kişilik. iki kişilik, dev iki kişilik ekibe buradan da selam yolluyoruz. Umarım nice işbirliklerini ve nice İnşallah. öğrencilerimiz umarım daha fazla buna rağbet gösterirler. Biz de buradan ulaşmış oluruz. Bu arada son olarak şunu da ekleyeyim. Normal şartlarda biz Mart ayında başlamıştık sizle işbirliğimize. Haziran'da bitireceğini öngörüyorduk. Sizin açınızdan bir sorun yoksa biz uzatmayı da buradan taahhüt edelim. Bu ne kadar güzel bir haber. Ne kadar güzel bir haber. Süper. Biz de bunu tekrardan paylaşırız hatta sosyal Tabii medyalarımızda. ki. Zaten yayınımız da aynı zamanda YouTube'da da gelecek bir iki güne. Sosyal Aa ne medyalarda güzel. bence. Evet, oralarda da kalacak. Buna devam ederiz. Süper oldu bu haber. Tamam. Bence öğrenci Harika. arkadaşlarımız için harika oldu. Kesinlikle. Çok teşekkürler tekrar davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Ben de üzere. yavaştan Sevgiler. yayını kapatayım arkadaşlarla. Tamamdır. Görüşmek üzere. Ben çıkıyorum o zaman. Kapanış için Tamamdır. kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet arkadaşlar, bugün Sahneport'la beraberdik. Ekip bizle beraber oldu. Dev kişilik iki ekipten. Halim Bey bizlerle beraberdi ve müjdeli haber, indirimimiz uzuyor. Umarım daha da devam eder. %25 indirimi unutmayın. Biz zaten yakın zamanda tekrardan paylaşırız. Canlı yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eğer yeni markalardan indirim istiyorsanız lütfen bize DM yoluyla ulaşmayı unutmayın ya da yorumlarınızda da belirtebilirsiniz. Biz de sizden gelen taleplere göre ilerliyoruz çünkü. Tekrardan canlı yayına katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi final haftaları diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi tatiller diliyorum.